This is the third day. This is much better, alhamdulillah. Yes. It's come more better. Yes. After this. Do you still feel pain after the cobra bite you? We'll make sure Amira asks our people. Smile! Smile! Merhabalar. Şu an herkes benim durumumu merak ediyor. Şu an durumum gittikçe iyiye gidiyor. İlk geldiğimde yaklaşık 25 saat geçiyordu. Yılanın soktuğundan. Yavaş yavaş iyileşmeye başladım. Panzehirleri başladıkça. Şu ana kadar yaklaşık herhalde 20 tüp panzehir yapıldı. Normalde burada da bu panzehir zor bulunuyor çünkü ilk müdahalede yapıldıkça ilk saatlerde yani 1-2 saat içinde 4 tüp ya da 5 tüp yeterli oluyormuş. Ama benimki 25 saat geçtiği için zehir bütün vücudumda yayılmıştı. O yüzden şu ana kadar 20 tüp yapıldı. Ve doktor yarın bakacak. Eğer iyileşmeler devam etmezse ya da bir sıkıntı olursa 4 tüp daha devam edecekmiş. Şu an gittikçe iyi gidiyorum. İlk geldiğimde gözlerimde, boğazımda, yüzümde felçlikler vardı, ayaklarımda, kollarımda hareket edemiyordum. Bunları kullandıkça gittikçe iyi gidiyorum. Zaten şu ana kadar 10-12 tane kan testi de aldılar. Her serum yapıldıktan sonra tüpler peşinden ne kadar zehir vücuduna düştü diye ölçüyorlar kan değerlerini. Türkiye'de kan değerleri içinde bunun çıkmama sebebi nörotoksin dediler. Normal kan tahlillerinde çıkmayabiliyormuş ve zaman içinde vücudu her yerine felç geçiriyormuş. Peşinden ya sinir krizi geçiriyormuşsun ya komaya giriyormuşsun ya da kalp krizinden. Buraya gelmek için doğru bir karar almışım demek ki. Ve herkes gitme demesine rağmen bir arkadaşımın tavsiyesiyle buraya geldim. Ve iyi ki gelmişim. Çünkü bu panzehir Türkiye'de olsa bile tecrübe olmadığı için ne kadar ve nasıl bunu yapılacağında doğru karar verilmezse yine o panzehir de öldürebiliyor. Çoğu kişi düşünüyor bunu reklam için yaptım. Ama reklam için kendimi öldürmeye gerek duymuyorum. Demek ki valiler bunu göze alarak reklam bile yapmayı düşünüyordur. Ve bazıları diyor ki peki neden zehirli olan bir yılanla gösteri yapıyorsun? Ben bu gösteriyi yılanlarla ya da zehirli yılanlarla yapmıyorum. Yani ben hayvanları kendi gösterimde alet etmiyorum. Ben bu hayvanı beslenmeye ihtiyacı olduğu için besledim. Zaten gösterim için kullansaydım sizin dediğiniz yöntemi belki kullanırdım ama ben hayvanlara zarar veremediğim için onun dişlerini sökmedim. Çünkü bir hayvanın dişini sökersen özellikle bu yılansa ve bu yılan yemek yerken bu zehirle yemeği hazmediyor. O zaman hayvan 20 gün ya da 30 gün içinde ölür. Evet, Tayland'da bazıları bunu yapıyor ama hayvan 20-30 gün içinde ölüyor. Ve yeni bir yılanla gösteriye devam ediyorlar. Ki ben de buna karşıyım. Çünkü her canlının yaşamak için hakkı var. Ben hayvan doğada yaşamadığı için o kişiden, o Suriyeli adamdan onu almıştım. Ve şanstan denk gelmişti. Ayrıca bizim arkadaşlarımda zaten Türkiye'de rehabilitasyon merkezimiz var yani. Bakıma ihtiyacı olan hayvanları ya da hayvanat bahçelerinde yaşamayan, engelli doğan ya da annesi onlara bakmayan hayvanları elimden geldikçe bakmaya çalışıyorum. Ya da hayvanat bahçelerinden alıyoruz onların da kabul edeceği şekilde. Zaten bizim de hayvanat bahçe ruhsatımız var. Ve eskiden benim bir kaplan vardı. Onunla ilgili de
faizler konuşmuş. Hayvan el konulmuş. Evet, el konuldu ama hayvan yasal bir hayvandı. Bir hayvanat bahçesinden evraklı bir şekilde, faturalı bir şekilde alınmıştı. Oradaki tek şey, bu hayvanın kimse nasıl geldiğini bilmediği için herkes böyle düşünüyor. Bu hayvan doğduğunda 4 kardeşti ama anne ilk yavruladığı için 2 tanesini yedi. 2 tane yavru kaldı. 2 yavru da altından alındı. Ve ben bunu üstlendim beslemek için. Hayvanların ikisini aldığımda biri zaten çok kötü durumdaydı. Süt içmediği için, anne sütü emmediği için kötüydü. O da yolda öldü. Sadece bir tanesi kaldı. Bu bir taneyi ben 4 ay her gün besledim. Özel sütle, potasyum, kalsiyum, işte manda, kaymağı, yumurta ve farklı farklı şeyleri karıştırarak anne sütüne benzer bir süt yapıyorduk. Her gün onu içiriyorduk, besliyorduk. Hayvan tabii ki bu bir Bengal kaplanı, vahşi, herkesin de bildiği gibi. Ve bunu beslediğimiz için o da bize zarar verebiliyor. Ve o süreçte de ben Türkiye'de olmadığım için başka bir yola bakmak zorunda kalıyordum. Hayvan ölse miydi iyi, yoksa profesyonelce bir şekilde sizce bu hayvanın tırnakları ameliyata alınsa ve o hayatına devam etse mi iyi olurdu? Sonra ben buna karar verdim. Hayvan ölmektense en azından iki patisinin tırnağı olmasa yine hayata devam eder. Ya beni öldürürdü ya da o bakan kişiyi öldürürdü. Ya da biz ona bakmadığımız için öldürdü. O yüzden tırnakların gitmesi hayvanın şu an yaşamasına ve şu anda başka bir hayvanla çiftleşmesine ve böylece büyümesine sebep oldu. Hayvanı ben almasaydım şu an o da yoktu. Umarım çok yakında Türkiye'ye geri döneceğim. İnşallah bir iki gün içinde doktor taburcu edecekmiş. Şu an yarın kan tahlillerine bakacaklar. Eğer her şey yoluna giderse zaten artık yavaş yavaş elimi de hissediyorum. Ayaklarım da eski haline geri dönmeye başlıyor. Sadece biraz gözlerde sıkıntı var şu an. Kayma var. Ama 2 gün içinde, 3 gün içinde inşallah daha iyileşeceğim. Ve Türkiye'ye geri döneceğim. Beni destekleyen, yardımcı olan herkese teşekkür ederim. Yine inşallah Türkiye'de görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.